Selamun aleyküm arkadaşlar. Antalya Akseki'den herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar bugün bu senenin yani 2021'in oğla artık çebiç oldular. Çebişlerimize diyelim. Çebişlerimize arkadaşlar yılın ilk küpesini ve ilk aşılarını yapacağız arkadaşlar. Akseki'den veteriner Sait Yıldırım abimiz var. O gelecek inşallah. Ve hayvancılıkla ve keçi yetiştiriciliği hakkında çok önemli bilgiler paylaşacak bizimle inşallah. Dostlar inşallah keçi yetiştirmek isteyen ya da hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız bizleri izler ve bu bilgilerden yararlanır. Dostlar inşallah videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmak için bol bol yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar, çebişlerimize küpe ve aşı yapılacak. Veteriner geldi. Sabah çebişleri ayırmıştık davardan. Şöyle obanın yakınlarına doğru kayınçoyla gitmiştik. Şimdi veteriner gelmiş. Ovaya doğru dönüyoruz. Veba aşısı ve küpe yapılacak dostlar. Evet dostlar, çevişlerimize aşı ve küpe işlemini yapıyoruz. Akseki'den veterinerlerimiz geldi. Sami abi ve Sait Bey. Bize Sait abi şimdi aşının hangi aşı olduğunu, niye yapıldığını bir açıklasın isterseniz. PPR, PPR koyun keçi vebası. Kulak küpesi takarken vurduğumuz bir aşı. Bu kesinlikle koruyucu özelliği vardır. Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini geliştirir. Ömür boyu çalışırsa aşı koruma sağlar. Fakat hastalıklı bölgelerde ikinci kez bir rapel yapılabilir yani. Abi bizim hayvanların durumuna baktığın zaman şöyle durumları nasıl, iyi mi kötü mü? Güzel. Hayvanların gelişimi, genel durumu, habitüsü güzel. Renk, tüylerinin parlaklığı, derideki tuz oranı güzel yani. Bakımlı bir hayvan. Arkadaşlar bir sıkıntımız olduğu zaman Allah razı olsun Sait abiye telefonumuza bakıyor. Hemen çağırdığımız zaman hemen geliyor. Evvelsinki ölen tekeyi de göstermiştik. Tekenin demişti, ciğeri bitik demişti. Gerçekten de dediği gibi ciğeri bitmiş arkadaşlar hemen. Ananı. Özellikle bu mevsimde pastörelle hastalığı çok yaygın görülmekte. Pastörelle hastalığıyla mücadelede yine koruyucu hekimlik olarak aşıyı tavsiye ediyorum. Ananı. Yani pastörelle hastalığı abi şimdi ciğerlerde enfeksiyon yani yapıyor. Pastörelle hemoroşika ve bir ciğerim bitiriyor. Evet. Akciğer enfeksiyonu. Aynen. Viral bir hastalık. Kurtuluşu biraz zor mu yani? Onu... Tabii eğer ciğerlerde hasar çoksa geri dönüşümü çok zor oluyor. Özellikle akciğerde. Aşılama ve tedavi yapmamız gerekiyor. Ama yani yetiştirdikte en önemli şey küratif hekimlik. Yani koruyucu hekimlik çok önemlidir. Hastalanmadan hayvanları müdahale edilmesi gerekiyor. Hastalandıktan sonra tedavisi zahmetli ve ekonomik olarak yani ağır bir yük getiriyor. Abi bu verdiğimiz yemler falan nasıl etkiliyor hayvanların şeylerine? Ciğerler mesela yem bitiriyor diyorlar. Küspe veriyorlarmış falan, bitiriyor diyorlar. Ne? Nasıl etkiliyor bu? Valla ben şimdi hayvanların sindirim sistemiyle ilgili keçilerin özellikle selüloz miktarı veya yayıldığı için toklu yemi veriyorlar. Ben tavsiye etmiyorum. Rasyonunu
Çobanın kendi hazırlaması daha uygundur. O hazır yemler keçi için, yani bir hazır yem üretilmedi, daha çok koyunlar için olduğu için. Koyunların sindirim sistemiyle keçininki her ne kadar geviş getiren olsa da farklıdır. Değerleri farklıdır. İçindeki maddeler bakımından, mideye zarar bakımından zararı oluyor. Örneğin Akseki'de yeni yeni küçük baş yetiştiricileri ve koyun ve keçi yetiştirenler silaj veriyorlar. Evet. Silajı tavsiye etmiyorum. Koyunlarda özellikle enzootik ataksi bakır yetmezliğine sebep olduğu için zarar ediyor. Daha çok rasyonu çobanların buğday, arpa, mısır, un, kepekle karıştırmak lazım. Kendilerinin rasyon hazırlanması daha isabetli olur. Daha faydalı olur. Şimdi bizlerin de işine geliyor. Hazır öyle toklu yemini alıveriyoruz. Kolayına ya, geliyor. Ya ben 24 öyle. Yıllık veteriner hekimim. Bu yörede, bu yörenin çocuğuyum. Kendim İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Koyun keçiyle Akseki'de tanıştım ama 24 yılımı verdim. Çobanlar eskiki gibi, dediğin gibi hazırcılığa biraz alıştı. Evet, aynen. Ya yani bu konuda da onlara zarar verdiği de oluyor. Evet abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel Allah bilgileri için. Allah çok versin. Sağlıklı bir doğum zamanı nasip eder inşallah. Amin abi. Doğumlarımız Şubat'ta başlayacak büyük bir ihtimal. Şubat'ta. Evet, yani şu anda 2 ay geçmiş durumda. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Lüt yazmış ya lan, bu ne? Evet dostlar, küpe ve aşı işlemini bitirdik. Şöyle hayvanlarımız da şimdi biraz istirahat edecekler. Ana bana bıraktım. Kediyi ne yaptın sen? Nerede kedi? Bıraktım orada. Ha, ağacın dibinde orada. Arkadaşlar, çebişlerimize küpeyi ve aşıyı yaptık. Sait abi de bize, Allah razı olsun, aşının ve küpenin ne için yapıldığını bizlere çok güzel bir şekilde anlattı. Bizim çevrede arkadaşlar bir numaradır. Allah razı olsun. Bir telefonumuzda bir hayvanımız hasta olduğunda veya ona bir şey danışmak istediğimizde hemen bir telefonumuzda bize, imdadımıza yetişiyor. Dostlar, Yunus Emre de. Ne söylüyordun oğlum? Oğlaklarımız küpelendi. Artık küpeliler. Arkadaşlar, dişilere küpe yapılıyor. Erkeklere yapılmıyor. Çünkü dişi hayvanlar kayıt altına alınıyor. İşte devlet desteğinden yararlanabiliyorsun. Ya da kayıt altına alınmak için küpe yapılıyor dostlar. Şöyle oğlağımız da var da geldi şimdi. Kayınpeder de sabah yukarıya doğru gitmişti davarla. Çevişleri ayırmıştık. Şunları da şöyle çevirelim. Oğlaklar kaç. Oğlakları da saldık çevişleri. Davara karışsın diye. Şöyle davarla birleştirelim. Efendim oğlum. Gel. Oğlum çabuk ama da oğlaklar kaçıyor. Dur çığırışmasınlar. Şunları bir çevirelim de. Yunus geliyor musun? Oğlak. 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 Şunları sürsene oğlum. Şu arkandakileri. Heydi. Sür. Oğlak. Oğlak. Yunus Emre de beni tınlamıyor. Oğlak. 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 Hey. 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 Hey 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 hey. Atarsın gitmedikten sonra. Şöyle önüne atarsın ama vurmak için atma, tamam mı? Bak. Hey. Hey. Hey hey. Bak bir daha vereyim ha. Şimdi atma. Ne zaman atayım? Hey.
hasta. Hey 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 hey. Hey. Şerefsiz be. Süser ya oğlum. Evet arkadaşlar, bugün davarın tuz günü. Davara yine tuz vereceğiz. Tuzdaşına geldik. Ben tuz çuvalını şöyle yemle karıştırdık. Kayınvalide hazırlamış. Tuzdaşına getirdim. Şimdi taşları tekrardan sereceğiz. Davar da evde. Kayınpeder oradan salacak. Davar da tuza gelecek dostlar. Şöyle çuvalın ağzını açalım. Arkadaşlar yem verene kadar, yani yem vermeye başlayana kadar biz davarların doğumuna yakın, geçilerin doğumlarına yakın yem vermeye başlıyoruz. O zamana kadar tuzlarını hiç şey yapmıyoruz, eksik etmiyoruz. Haftada bir tuzlarını veriyoruz. Şöyle taşlara atalım. Dostlar bugün obadaki şimdilik son videom. Bugün köye gidiyoruz dostlar. Bir 15-20 gün falan köyde kalacağız. Tekrar davarların kuzlamasına yakın obaya geleceğiz dostlar. Şey olmaz. Ay ay ay. Evet dostlar, davar tuzunu yedi. Şöyle aşağılara doğru, alanlara doğru dağıldı. Ben de hemen şeye gidiyorum. Kuyuya gidiyorum. Tekneyi dolduracağım. Birazdan davar suya gelecek. Davarın hemen arkasında da kayınpeder var. Kayınvalide, Yunus Emre, eşim Melek hepsi oradalar. Ben de kuyuya gidiyorum suyu doldurmaya. Tekneyi doldurmaya. Zaten davarlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Onlar gele dursunlar. Onlar gelene kadar. Ben de gideyim tekneyi doldurayım dostlar. Arkadaşlar hava da maşallah yine bulutladı. Galiba yağış var. Aslında tuzu yarın verecektik. Tuz günü değildi bugün. Bir gün önceye çektik. Hava yağabilir diye, yarın yağışlı olursa, işte üst üste yağış olunca davar tuz yiyemiyor, rahat yiyemiyor. Çamur oluyor falan vesaire. O yüzden
Hava güzel diye bugün verdik dostlar. Gidelim tekneyi dolduralım. Hayvanlar da gele dursun, zaten yavaş yavaş oradan gelmeye başladılar arkadaşlar. Teknelerimizi doldurduk dostlar. Davarın gelmesini bekleyelim artık. Dostlar davarımızı güttük tuzdan sonra. Akşamı da ettik. Hayırlısıyla. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum dostlar.